Selam arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 aydır dersler yayınlıyorum. Gördüğüm kadarıyla pek de faydalı olmuyor arkadaşlar bu yöntem. Yani bir programa başlıyorum, baştan sona anlatıyorum. Takip etmeyen, geride kalan, kopan, dersten kopanlar oluyor, yapamayan. Dolayısıyla ben herkesin de sorunu gidermeye vakit bulamıyorum. Herkese yardımcı da olamıyorum. Bana gelen çok mesaj var gerçekten. İmkanlarım dahilinde cevap veriyorum. Sorunları olanların sorunlarını çözüyorum ama keşke herkese cevap verebilsem, herkes takıldığı yerde çözüm bulabilsem. Yani anladığım kadarıyla projelerden kopanlar var ve pek sağlıklı gitmiyor. Bu nedenle küçük küçük parçalar şeklinde dersler yapmayı düşünüyorum ki bence bu şekilde daha faydalı olacak. Bugün sizlere iki tane list view arasındaki veri aktarımını anlatacağım arkadaşlar. İki list view hazırlayıp bunları birbirine nasıl aktaracağız? Hemen bir sayfa açıyorum. Buraya mesela personel sayfası olduğunu farz edelim. Personeller diyelim. Personelin işte nesi olsun? Sicil numarası olsun. Adı soyadı, birimi ve görevi olsun. Şimdi hemen ya da personel değil de ne olsun? Neyse, personel olsun. Birkaç tane sicil yazalım. İsim Ahmet. Ahmet Demir olsun. Her zaman yazdığım isim. Birimi insan kaynakları. Görevi uzman. Bir kişi daha yazalım. İki kişi, toplam üç kişi olsun. Yine bir sicil daha yazdım arkadaşlar. Bu da Ayşe Yıldız. Bu da ne olsun? Halkla ilişkiler olsun. O da memur olsun arkadaşlar. Son bir kişi daha kaydediyorum. Yazıyorum daha doğrusu. Zeki Gün olsun arkadaşlar. Bu da ne olsun arkadaşlar? Satın alma olsun. Satın alma. Bu da uzman olsun. Ya da uzman yardımcısı olsun. Tamam, bu bizim listemiz. Şimdi bunu hem list view'e aktarma. Öncelikle çalışma dosyamızı farklı kaydediyorum. Masa üstüne göz adayıp masa üstüne arkadaşlar ne diyelim, ders 1 diye yanlış kaydettim. Makro içerebilen demedim arkadaşlar. Masa üstüne dedikten sonra şurada makro içerebilen çalışma kitabı diyoruz. Kaydete basıyoruz. Şimdi geliştirici sekmesi arkadaşlar nasıl açılıyor? Diğer derslerde anlattım. Belki ilk defa izliyorsunuzdur. Seçeneklere gelip şurada şeridi özelleştire geleceksiniz. Burada geliştirici diye bir sekme var arkadaşlar. Nerede geliştirici? Şurada. Sizde burası işaretsizdir. Eğer yoksa işaretleyip tamam diyeceksiniz. Gerçi geliştirici direkt Alt F11 ile de gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani o geliştirici sekmesini açmadan da direkt Alt F11'e basarak gelebiliyorsunuz aslında. Ama geliştirici sekmesi açık olsa daha buradaki butonları da ayrıca kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Hemen Visual Basic tarafına gidip bir tane User Form ekliyorum. User Form'umu şöyle genişlettim arkadaşlar. Burada List View göreceksiniz. Önceki derslerde list view nasıl ekrana getirilir? Eğer yoksa sizde, çünkü standart Excel ile beraber standart gelen bir komponent değil arkadaşlar bu list view. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Hemen onu da kısaca göstereyim. Masa üstünde bakın şöyle dosyası var. MS John CT2 OCX. MS John CT2 OCX diye bir dosyayı internete aratacaksınız. Bulup indireceksiniz. İndirdikten sonra arkadaşlar, bakın Windows'un 64 bit olmasıyla Office'in 64 bit veya 32 bit olması arasında bir fark var. Yani önemli değil. Yani siz 64 bit işletim sistemine sahip bir Windows'ta 32 bit de Office kullanabilirsiniz. 64 bit de kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Sadece niye 32 bit veya 64 bit Office kullanacağım? Bunun cevabı şu. Diğer derslerde de anlattım ama yine de tekrar olsun. Eğer arkadaşlar yani 64 bit ofisler, Word olsun, Excel olsun, PowerPoint olsun, bunlar
Yani son nokta olarak 8 terabayt boyutundaki Excel dosyasıyla çalışabilir. Ama bir 32 bit Office varsa sizde, örneğin en fazla 2 GB'lık bir Excel dosyasını kapasite olarak ancak kaldırabiliyor. Dolayısıyla yani kimler 32 2 GB Excel'le uğraşıyor ki? Dolayısıyla 32 bit kullanabilirsiniz veya 64 bit kullanabilirsiniz. Genel şu standart dışındaki komponentlerin çoğu arkadaşlar 32 bitte çalışıyor. Dolayısıyla da Office 32 bit kullanmanızı tavsiye ediyorum. Nasıl anlayacaksınız 32 bit veya 64 bit olduğunu? Şuradan hesaba geldiğiniz zaman Excel hakkında tıkladığınızda şurada 32 bit veya 64 bit olduğu yazıyor. Şimdi ben şu dosyayı indirdikten sonra ne yapacaksınız? Onu da hemen göstereyim. Şurada CMD yazıp şu komut istemi üzerine sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Tabii öncesinden şu dosyayı da kopyalayacaksınız. Eğer sizin işletim sisteminiz, Windows işletim sisteminiz 64 bit ise ayrı bir yere, 32 bit ise ayrı bir klasöre yapıştırmanız lazım. Arkadaşlar benimki 64 bit. Dolayısıyla ben Windows'un içerisinde SYS WoW diye bir klasör var. Şurada arkadaşlar. SYS WoW 64'ün içine yapıştırmanız gerekiyor. Eğer 64 bit işletim sisteminiz varsa Windows, buraya yapıştıracaksınız. Eğer işletim sisteminiz 32 bit ise şu sistem 32'nin içine, direkt sistem 32'nin içerisine bu dosyayı yapıştıracaksınız arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra CMD'ye geleceksiniz. Bakın nasıl geleceksiniz, onu bir daha göstereyim. Buraya CMD yazıp sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Arkasından eğer 32 bit'e yapıştırdıysanız şu anki yerde kalacaksınız. Eğer 64 bit ise buradan çıkıp CD nokta nokta ya da buradayken şunu yazacaksınız. Eğer 32 bit ise, bakın, Windows işletim sisteminiz 32 bit ise şu komutu yazacaksınız. Reg diyeceksiniz. Reg register'dan geliyor, kayıttan geliyor. SVR 32, ondan sonra boşluk MSC yazıp tab tuşuna bastığınız zaman mesela eğer buradaysa arkadaşlar bulacaksınız ve Enter'a basacaksınız. Şimdi ben 32 bit olan şey benim 64 bit olduğu için buradan çıkıyorum. CD SYS WoW yazıp tab tuşuna basıyorum. Buraya reg svr 32 yazdıktan sonra boşluk ms com ct ms, bak şöyle dosya gördüğünüz, burada enter'a basacaksınız. Şöyle bir mesaj alacaksınız arkadaşlar. ms com ct içindeki DLC register server başarıyla gerçekleştirildiği mesajını alacaksınız. Bu mesajı aldıktan sonra sizde yine şunlar yoktur arkadaşlar. Bakın ben burada siliyorum. Delete ediyorum. Şunlar yok. List view de yoktur arkadaşlar. Bakın bunları silebiliyorsunuz. Ben sonradan getirdim bunları. Şurada sağ tuş add control diyeceksiniz. Ondan sonra aşağıda list view istiyorsanız bakın şurada Microsoft list view control 6.0. Bunu seçip OK'ye basacaksınız. List view'i getirmiş oldunuz. Ekrana bu şekilde, şu toolbox ara çubuğuna bu şekilde getireceksiniz. Ben burada getirdim. Şimdi bu list view'in ismini LST personeller diye isim vereceğim arkadaşlar. LST personeller ismini veriyorum. Hemen şurada name yazan yere LST personeller diyorum. Sonra bu list view'in üzerindeyken şurada custom yazan yere geliyorsunuz. Buradan bazı seçenekler var. Burada view yani görüntü, mutlaka aşağıdan view report'u seçeceksiniz. Sonra şu sağ taraftaki seçeneklerden işte flat scroll bar gözüksün, yani kaydırma çubuğu, satır full seçilsin, grid'in içinde çizgiler gözüksün, İşte seçildiği zaman belirgin olsun gibi seçenekleri seçebilirsiniz arkadaşlar. Sonra buradan sort satırına geliyorsunuz. Burada sırala, neye göre sırala? Bizde sicilo birinci sırada, adı soyadı ikinci sırada olacak. Dolayısıyla ben buradan nereye gitti bu? Şuradan.
Evet, bunu sort sırala, işte ikinci sütundakine göre sırala diyebilirsiniz. Sonra tabii bu alfa A'dan Z'ye, Z'den A'ya seçenekleri var. Buradan da önce kolon açalım, ondan sonra arkadaşlar şu anda diyor kolon yok, sen sıralıyorsun. Sıralamayı kaldırıyorum. İptal ediyorum. Bir daha geleyim. Şu seçenekleri seçtik. Koluna geldim. Insert kolum diyorum arkadaşlar. Birinci koluna ne diyelim? Sicil no. Kolonun genişliğini burada soruyor bana. Ben diyorum işte kolon genişliği 60 olsun. Yine tabii hizalamayı da burada söylüyoruz. Sola hizala, sağa hizala, ortala. Sola hizala olsun. Sicil no. Yine insert'e basıyorum. İşte neydi? Adı soyadı. Bu da genişliği 120 olsun. Yine insert dedim. Sonra ne vardı? Birimi. Birimi. Bu da 200 olsun ya da o da 120 olsun. Yine insert'e basıyorum. Son olarak da görevi miydi arkadaşlar? Ünvanı demişti galiba. Ünvanı. Ve bu da 100 olsun. Uygulaya basıyorum. Şimdi sort'a geldiğim zaman burada artık ikinci sütuna göre sırala diyebiliyorum gördüğünüz gibi hata vermeden. Bakın çalıştırdığımız zaman işte sicil numarası, adı soyadı, birimi, ünvanı diye tablomuz hazır. Hatta biraz daha genişletelim. Tamam. Evet. Şimdi buradaki sayfadaki verileri buraya nasıl aktaracağız? Onu hemen yapalım. İsterseniz form açılır açılmaz aktarsın. Formun içine girip buradan initialize yazan yere geliyoruz. Önce burada bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Dim, x, as artık kayıt sayısına göre long diyorum. Sonra dim, prs, personel, as, list item diyorum. List item. Sonra önce bir listeyi temizleyeyim arkadaşlar. Listeyi temizlemek için LST personeller, LST yazıp kontrol boşluğa bastığınız zaman klavyede CTRL ile o uzun tuş boşluğa bastığınız zaman otomatik varsa kendini çağırıyor. Nokta list item nokta clear diyorum. Önce bir temizliyorum arkadaşlar. Temizledikten sonra diyorum ki eğer tabii bir döngü açayım. Bir for döngüsü açalım. For x eşittir. Her zaman yaptığım budur. 2 to 1 milyona kadar git diyorum. Tabii gitmeyecektir. Şurada next açıyorum döngümü. Arkadaşlar Excel'de tek bir satırla işte satır sonunu bulabiliyorsunuz ama ben bu şekilde yapıyorum her zaman. Eğer sheets diyorum A sütununun x'inci satırı nokta value eşittir boş hissediyorum. Exit for. For'dan çık. Tabii bu kadar da uzun bir şey olmayacak. Yani burada 1 milyon kadar 1 milyona kadar gitmeyecektir. İlk boş bulduğu satırda çıkacak arkadaşlar. Sonra şurada diyorum ki set yazıyorum arkadaşlar. Onu set ediyoruz. RS'yi. Set PRS set PRS eşittir. LST personeller LST personeller nokta list item nokta add yani ekle arkadaşlar. Neyi ekle? Ekleyecek tür text tipinde eşittir. Sheets personeller sayfasındaki yine range a'nın x'i diyoruz arkadaşlar. A'nın x'i nokta value dedik ve parantezi kapattık. Sonra arkadaşlar artık PRS LST personel list item'a kadar şuraya kadar
ne temsil ediyor? Dolayısıyla sadece PRS yazsam yeterlidir. PRS nokta sub item birincisine eşittir. Şu satırın aynısının kopyalıyorum. Gelip şuraya yapıştırıyorum. Bu sefer bes sütunlu arkadaşlar. Eksik. Şu paranteze gerek yok. Şimdi bunu kopyalayıp aşağıya adı soyadı, bir dakika, adı soyadı birimi ünvanı. Şuna 2, şuna da 3 diyoruz. Şunu da C sütunu ve D sütunu deyip C ve D. Ondan sonra çalıştırdığımız zaman arkadaşlar ne dedi burada? Bir hata verdi ya. C D. Biraz sabaytım. Bir dakika, bunu buraya almayalım. Şimdi keselim arkadaşlar buradan. Formun activate kısmını alalım. Sheets A'nın X'i. Arkadaşlar şu hataya bak ya. Sheet personeller nokta range diyeceğiz. Dememiz gerekirken burada hataya, şurası personel sayfasının nokta range A'nın valüsü olacak. Gördüğünüz gibi personellerimizi buraya aldık arkadaşlar. Aslında initialize'da da saat geç olunca kafada duruyor biraz. Şuraya direkt alalım. Otomatikten gelsin arkadaşlar. Bakın kayıtlarımızın tamamını Ayşe, Ahmet, Ayşe'yi burada alfabetik sıraya da koymuş gördüğünüz gibi. Tüm hepsini almış. Şimdi benim amacım şu. Burada anlatmak istediğim iki form arasında bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu birinci formumuz. Bu şekilde değil de şöyle yapalım. Buna FRM personeller diyelim. FRM personeller. Tekrar bir form ekliyorum. Bu da bizim ana formumuz olsun. Aynen şuradakinin aynısını alalım. Kopyalıyorum. Buraya yapıştırayım. Şimdi benim amacım şu. Ben burada personel ekle dediğim zaman o liste açılsın. O listeden çift tıkladığım zaman da buraya gelsin. Personel ekle. Ne demek istediğimi anladınız. İki form arası, iki list view arası kayıt yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle sayfamıza da bir buton ekleyelim şuradan. Butonun özelliklerini açıyorum. Burada program diyorum. İsmini de btn program diyelim. Şu programı çift tıkladığım zaman hangi form açılsın? User form 1 açılsın. Hatta bunun ismini de frm ana form diyelim. Tamam. Şurada yazıyorum frm ana form nokta show diyorum. Ve gördüğünüz gibi şöyle sayfaya gidelim. Şu tasarım moduna çıkıyorum. Tıkladığım zaman ana formum geldi. Şimdi burada personel ekle deyince az önceki form gelecek ve oradan çift tıkladığım zaman da buraya aktaracağım arkadaşlar. Şimdi formun ismini de caption'a da bir şey yazmasak da olur. Şimdi personel eklenin ismini btn ekle diyorum. Bunun ismi de personeller arkadaşlar. Şunun ismi de personeller. Bence isimler karışmasın diye ben bunun ismini lst komisyon diyelim mesela. Komisyon listesi oluşturuyoruz. Komisyon üyesi. Üyeleri de o listeden seçeceğiz. Personel ekleye çift tıklıyorum.
Diyorum ki FRM personeller nokta show diyorum. Tamam. Şimdi yani şu şekilde yaptık. Buraya tıkladığım zaman ana form geldi. Personel eklediğim zaman personellerimiz geldi. Şimdi ben burada bir personeli çift tıkladığım zaman şu arkadaki sayfaya eklenmesini istiyorum. Bu derste amacımız bu. İki grid view arasında veri aktarımı nasıl yapıyoruz? Dersimiz bu arkadaşlar. Şimdi personeller sayfasına geldim. Buradaki grid list view'in içine çift tıklıyorum. Burada şuradaki sol sağ üst köşeden de double click'i seçiyorum arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bir saniye. Evet arkadaşlar, şimdi şurada içi boş olan yani içine kod yazılmayan prosedürleri şöyle silebilirsiniz. Şu üsttekini de sileyim. Şu LST personellerin double click olayına şunu yazıyorum. Önce bir dim yine prs as list item diyorum arkadaşlar. List item dedim. Şimdi burada set prs set prs dedim eşittir. Bakın orada yolu gösteriyorum. FRM FRM ana formdaki nokta lst komisyon nokta et komisyon nokta list item nokta et diyorum. Bakın yolu gösterdik. Buradaki prs de ana formdaki komisyondaki list item'a ekle. Neyi ekle? Yine text tipinde buradaki lst personeller nokta list item. List items diyoruz arkadaşlar buraya. Pardon, list item demiyoruz. Burada seçtiğimi diyorum. Nokta selected item diyorum. Selected item'ı seçtiğimi buraya set dedik. Bundan sonra sadece prs nokta sub item dediğim zaman sub böyle alt yani diğer kolonları anlamına geliyor arkadaşlar. Burada sadece birinci kolonla eşittir lst personeller nokta selected items burada bir diyoruz. Bu ikisini kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. İkinci kolona, ikinci, üçüncü ve dördüncü sütun olarak buraya da 2, 3 ve 4. En son unload me diyorum. Yani bu formu da kapat. Bu kadar. Sadece list item'da prs ana formdaki liste komisyondaki list item'a ekle personel listesindeki seçilen item'ı ya seçilen satırı o satırdaki seçilen satırdaki birinci sütundan birinci hücrede ne varsa oradaki birinci hücreye gidecek, 2'deki 2'ye gidecek, 3'teki 3'e, 4'teki 4'e deyip ayarladık. Şimdi çalıştıralım. Bakın personel eklediğiniz zaman personel listem geldi. Burada Ayşe Yıldız'ı çift tıklıyorum. Ayşe Yıldız'ı çift tıkla. Pardon. Burada yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Buradaki bakın çift tıkladığım zaman şunu çift tıkladığım zaman selected item nokta sub item diyeceğim. Bakın burada sub item var. Burada sub item'i yazmayı unuttuk. Nokta sub items diyoruz. Sadece şu sub items'ı noktasıyla beraber şuralara eklemeyi unuttuk maalesef. Şimdi tamamdır. Çalıştıralım. Programımızı açtık. Personel ekle dedik. Ayşe Yıldız. Allah Allah, nerede hata yaptık ya? 4. 4'ü sildik. Bakın. Zaten başta birincisini seçiyoruz. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Yani ilk o set ettiğimiz bizim ana başlangıç satırımız oluyor.
Şöyle bir tekrar çalıştıralım. Personel ekle Zeki Gün, personel ekle Ahmet Demir. Bu şekilde eklemiş olduk arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Tek yaptığımız aslında o kadar da zor bir şey değil. Sadece şunu yazıyorsunuz ve ekliyorsunuz. Bolca örnek yaparak konuyu tam kavrayabilirsiniz arkadaşlar. Personel listemiz burada. Komisyon listemiz burada. Personel ekle deyip Ayşe Yıldız'ı ekliyoruz. Ahmet Demir'i ekliyoruz. Ve Zeki Gün'ü ekliyoruz. Dolayısıyla personellerimizi eklemiş olduk. Buradaki amacımız iki list view arasında veri aktarımıydı. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Yorum yazmayı, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu tür videoları bundan sonra bu tarz yayınlayacağım arkadaşlar. Böyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. En azından bundan sonra iki tane list view arasında veri aktarımına ihtiyaç duyarsanız bu şekilde yapacaksınız. Aynı zamanda sayfadaki verileri listeye aktarmayı da burada görmüş oldunuz. Bu dersimizde bu kadar. Bundan sonra bu tip dersler yapacağım. Önemli gördüğüm, bilmeniz gereken şeyleri burada anlatacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Yine kendinize dikkat edin. Koronavirüsünü inşallah el birliğiyle yeneceğiz. Evimizden çıkmayacağız arkadaşlar mümkün olduğu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.